Özel Ordu Medikal Park Hastanesi herkes için sağlık programını sunar. Herkese iyi akşamlar. Herkes için sağlık programında bu hafta da yine beraberiz. Bu hafta yine önemli bir konudan bahsedeceğiz. Niye önemli diyorum? Çocuklarımızın problemlerinden biri. Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarından bahsedeceğiz. Peki kiminle konuşacağız? Çocuk sağlığı ve hastalıklar uzmanı Doktor Mehmet Soydan hocamla konuşacağız. Değerli hocam hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Bu coğrafya sizleri çok iyi tanıyor. Biz de sizleri yeni tanıdık ama bir kez daha seyircilerimiz için kendinizi tanıtır mısınız? Böyle Mehmet abimiz gelmiş, Mehmet hocamız gelmiş diyerek bir programa başlayalım. Buyurun lütfen. İsmim Mehmet Soydan. 1955 Adana doğumluyum. İstanbul Tıp Fakültesi 79 mezunuyum. 88 Ankara Hastanesi uzmanlığımı yaptım. Uzmanlığımdan sonra Erzurum Oğultu'da 3,5 sene kaldıktan sonra yolum bir vesileyle Ünye'ye düştü. Hı hı. Yaklaşık 20 sene Ünye Devlet Hastanesi ve bir dal merkezi açmıştık. Orada 4 sene görev yaptık. 20 sene Ünye'de görev yaptık. Daha sonra kısa bir Adana gezim oldu diyeyim. Memleket hasreti belki. Orada da bir toplam 5 sene çalıştıktan sonra tekrar memleketimiz olan Ünye'ye döndük. Toprak çekti yani değil mi toprak abi? Toprak çekti, toprak. Ha, yoksa başka bir şeyimiz yok diyorsunuz. Yok, başka bir şeyimiz yok. Evet. Peki Mehmet abi şöyle soralım. Aslında ben sizin çok nükteden böyle muhabbet ehli olduğunuzu biliyorum. Seyircilerimiz de muhakkak biliyordur ama... bu topraklarda sizi etkileyen ne oldu? Yani şimdi ben 5 yıldır buradayım. Gördüğüm kadarıyla insanlar buraya geldiği zaman çok gitmek istemiyorlar. Sizde de böyle bir hissiyat oluştu mu? Yani memleket mi çekti sizi yoksa sekonder başka şeyler yani mi vardı? Şimdi eşimin Ünyeli, Perşembeli olması, çocukların yakınlarının olması bu tabii ki bir faktördü. Ama Ünyeli ile gerçekten sıkı bir dost olduk. Ünyeli bizi sevdi sağ olsunlar. Ben Ünyelileri çok sevdim. Zaten Ünyeliler şunu söylerler. Hocam siz Adanalı değilsiniz, Ünyelisiniz. Ve hatta 2009 seçimleriydi yanlış hatırlamıyorsam belediye başkan adayı oldum orada. Oo. Bir partinin zorlamasıyla istemememe rağmen çünkü ben hekimlik mesleğini yapamayacağım diye üzülürken zorlamasıyla belediye başkan adayı oldum. Düşünün. Bunu ben Adana'da böyle bir görevde bulunmadım. Evet, böyle bir interlant oluşturamazsınız. Ünyeli beni sağ olsun, teşekkür ediyorum onlara. Bu görevi de layık gördü. Evet. Sonra da şimdi bir özel hastanede, orada da özel hastanede artık görevi devam ediyor. Görevi devam edeceğim. Tıptan kopulmuyor değil mi Mehmet abi? Yani tıptan böyle... kopulmuyor. Zaten kopma şansınız yok çünkü otobüste sizin doktor olduğunuzu hissediyorlar. Nasıl hissediyorlar ben onu anlamıyorum. Bir gün Merzifon'da kahvaltı için arabamla durdum. Arabamda DR yok, doktor plakası yok. Kahvaltı yapıyorum. Karşında durdu bir garson görevli. Yiyemedim, rahatsız oldum. Bıraktım, geldim dedim. Yani neyse yap, niye bakıyorsun, nedir derdin ne? Aha. Siz doktor musunuz dedim. Allah Allah. Nereden anladın dedim. Aha. Öyle hissettim dedi. Doktorum dedim. İşte ailesinin bir... problemini sordu. Ben de elimden geldiğince yardımcı oldum. Çekti gitti. Ya yani meslek böyle bir şey diyorsunuz. Meslek yapışıyor, derimize yapışıyor, deri gibi. Evet. Evinde bırak işi bıraksan komşunun çocuğu rahatsızlanıyor. Etraftan geliyorlar. Seni bilen kişi bırakmıyor. Evet. Mehmet abi bir de şöyle bir şey var. Bilmiyorum seyirciler benimle aynı fikirde midir? Ben çocukluğumda annem babam böyle bizleri hekime götürdüğümde genellikle sizin gibi hekimlere götürürlerdi. Böyle biz bir paklanırdık yani yunup yıkanırdık. Böyle hekimin karşısına çıkmakta biraz tereddüt ederdik. Böyle biraz korkardık demeyelim ama onun yaptığı işe çok saygımız olduğundan dolayı böyle bir içimizde bir şey oluşturdu. Nasıl diyeyim böyle bir ürperti oluşturdu. Ve sonunda da alacağımız hizmetin ne kadar değerli olduğunu hissettirirdi ailemiz bize. Hekimden de bunu aldıktan sonra çünkü iyileşiyorsunuz. Bilmiyorum son dönemde meslekte böyle dejenerasyon oldu ama anladığım kadarıyla siz Ünye ile o bağı halen koparmamışsınız değil mi? Koparmadım. Yani, şimdi de Ordu'da devam edeceksiniz. Zaten çocuklarım Ünye'de. Üç oğlum var. Üçü de mesleğe icabı Ünye'deler.
evlendiler Ünyeli kızlar. Hı hı. Eşim oralı. Torunlar hepsi Ünyeliyim diyor. Benim de mecburen bana da Ünyeli olmaktan başka bir şey düşmüyor. Düşmedi değil mi? Mehmet abi bir de şöyle soralım. Tabii konudan bahsedeceğiz. Konu güzel bir konu ama çocuk hastalıkları hekimi olmaktaki motivasyonunuz neydi? Bir de bunu alayım. Böyle bir özellikle bizden yaşça ileri olup tecrübeli bir hekim olmanızdan mütevellit. Yani çocuk hastalıklarına bir bağımlılık mı oluyor hekimlerde bir süre sonra? Yani, ben de çok böyle bir ara düşündüm ama dedim ki ya bu çocuklarla uğraşmak zordur. Dillerine, dişlerinden çok anlaşılmaz. Zor. Gerçekten çocukla uğraşmak çok zor. Fedakarlık yapmak zorundasınız. Hı hı. Çocuğun ağzı yoktur. Anneyi memnun edeceksin, babayı memnun edeceksin, çevreyi memnun edeceksin, çocuğu memnun edeceksin her şeyden önce. Ben çocuk hekimi olma gerekçem tıp fakültesine babamın zoruyla gittim. Öncelikle onu söyleyeyim, doktor olmaya hiç niyetim yoktu. Hı hı. Benim niyetim uçak mühendisliğiydi. Babam beni tabiri caizse enseme tuta tuta tıp fakültesine soktu. Attı. Ha, ben mecburen burada okuduktan sonra ne olabilirim dedim uzmanlık olarak. Hı hı. İlkokulda, ortaokulda, lisede çocukları da çok seviyordum. Kucağımda da çok güzel duruyorlardı. Hı hı. Bir çocuk sevgisi vardı. Ondan dolayı yapabileceğim tek branş çocuk dedim. Ondan dolayı seçtiniz. Bundan dolayı da direkt başka hiçbir branş düşünmeden çocuk hekimliğini seçtim. Ve de gayet memnunum. Mehmet abi sizde öykü çoktur. Yani şimdi öykü çok, bende de muhabbet çok. Konuya girmeden bir de onu da sorayım da. Şimdi böyle unutamadığınız, böyle insanların hayatına dokunduğunuz anlar oldu mu? Evet, ki muhakkak evet, olmuştur. Evet, evet. Çünkü insan kendisine bile riyakarlık yapabilir ama evladına riyakarlık yapamaz. Evet. Dolayısıyla böyle sizin muhakkak böyle öyküleriniz vardır. Bunlardan birkaç tane alabilir miyiz? Yani şimdi bir sürü örnek var ama en son ki örneği herhalde daha ön planda tutmak zorundayım. Fassa Medtek'te çalışırken bir kızımız boğulma neticesinde, denizde boğulma neticesinde hastaneye getirilmişti. Hı hı. Benim de o yaşlarda, o anda oğlum var. O yaşlarda. Aileyi görüyorum. Kapıda çadır kurmuşlar neredeyse. Taziye. Dileklerini kabul edecek diye kendilerini kabullendirmişler. Hı hı. Akciğerin her iki tarafı ARDS gelişmiş. Kapalı. Kapalı. Kan gazları son derece bozuk. Yani umut olmuyor vaziyette. Hı hı. Alındı yoğun bakıma. Bir gittim, iki gittim, üç gittim. Üzülüyorum kızcağızın o halini görünce. Dışarıda aile, ailenin tek kızı. Hı hı. Ailenin tek kızı en önemli nokta. Yaşları da bayağı ilerlemiş durumda. Kız 20-21 yaşlarındaydı, hiç unutmam. Dedim ya bir sürfaktan kullansak dedim görevli arkadaşlara. Anestezi uzmanına, göğüs hastalıklarına bakan arkadaşlara. Abi yeri yok dediler. Hı hı. Ne kaybedeceğiz dedim. Umudunuz var mı bu kızdan? Umudunuz varsa tamam onu yapın. Ama umudunuz yok. Aileye söylüyorsunuz her an için kaybedebiliriz. Bir deneyelim, bir deneyelim, bir deneyelim. İki günden sonra ne kadar yapalım dedi. Vallahi yeni doğanlara bir flakon yapıyoruz. Buna da iki flakon yapalım diye verdik solunum yolundan. 6 saat sonra bir akciğer grafisini isteyelim dedim. Ben de artık olaya dahil olmuş gibi oldum. O akciğer kireç gibi bembeyaz olan akciğer sağ tarafının yarısından fazlası havalanmıştı. Daha sonra bir 6 saat sonra bir akciğer grafisi daha isteyelim dedik. Bu taraf havalandı. Ve o çocuk 3 hafta yaklaşık kaldı ve döndü. İnanılmaz bir şey. Ve döndü. Arkadaşlara da şunu söyledim. Ya bunu yayın yapın dedim. Ben istemiyorum artık. Benim yayınla, bir kariyerle herhangi bir ihtiyacım yok. Düşüncem de yok. Ama siz gençsiniz. Bunu yayın yapın. Yani bir sürü denizde boğulan çocuk var. Sürfaktan kullanılmıyor. Evet. Bir deneyelim de ya bu ne olacak? Ha, parası devlet ödemiyor. Ben cebimden vereyim. Ama yapalım. Şu çocuk bir kurtulabilirsin. O çocuk kurtuldu. Kurtuldu. Ve şu anda Fassa'da sağır ve dilsizlere hocalık yapıyor. Çok güzel, inanılmaz güzel bir şey ve çok etkilendim yani gerçekten. Yani ben gözüm yaşardı. Evet, yani şu anda bile gözüm nemlendi diyebilir mi kız? Bana ikinci babam diyor, devamlı görüşürüz, telefonda devamlı haberleşiriz. Gerçekten kızım oldu, benim kızım yoktu.
Evet, dramatik bir hadise ama hakikaten burada tecrübenin de ne kadar önemli olur. Aslında böyle en kötü anlarda bile bir çıkış yolu olabileceğinin güzel bir örneği olur. Olay benim değildi. Yani evet. Olay göğüs hastalıklarındı, yoğun bakımındı, dahiliyenindi. Sağ olsunlar dinlediler arkadaşlar. Sağ olsun dinlediler. Çünkü yapacak bir şey yok. Yani yapılan tedavi mekanik ventilasyonda antibiyotiği veriliyor bilmem ne ama akciğer neyle açacaksın salonu? Evet, değil mi? Ne güzel Mehmet abi. Böyle güzel bir girizgahtan sonra başlayalım bugünkü konumuzla. Şimdi ben çocukluğumdan böyle tıp fakültesine gelmeden önce bir idrar yolları duyup dururdum. Böyle babaannemden duyardım işte bizi hastaneye götürürlerdi işte derler ki şu idrar yolu enfeksiyonu olmuş falan derken. İdrar yolları dediğimiz yer nereden başlıyor? Nasıl bir mekanizmamız var? Nasıl bir yolumuz var? Evet, bundan bahsedebilir miyiz Mehmet abi? Genel olarak kapalı bir mekan. Yani idrar yolları dediğimiz zaman. Erkek çocuklarda penis ucundan başlayıp böbreklere kadar giden bir sistem. Üretrası var. Efendim idrar kesesi var. Yukarıda bir böbrekle idrar kesesi arasında iki tane üretra dediğimiz borumuz var. Sistemimiz bu. Evet. Ana hatlarıyla. Konuşmanızda dikkat ederseniz babaannemden duydum. Daha ziyade kız çocuklarını ilgilendirdiği için güzel bir yaklaşay oldu. Evet. Yakaladım bir olay. Daha çok onlarda problem olduğu için değil mi abi? Evet, ondan dolayı ve bayanlarda. Şimdi bu idrar yollarını biz ikiye ayırıyoruz herhalde değil mi? Evet. Üst ve alt olarak ayırıyoruz. Altı ayırmamızdaki, üstü ayırmamızdaki temel gaye burada yukarının daha temiz olup aşağının olması. Daha çok şeye açık olması. Daha temiz olması. Aşağıda mesela üretra dedik. Onun dışında idrar kesesi. Buralar var. Bunlar enfeksiyonlar daha sık görülüyor ve bunlardaki bulaş hep aşağıdan yukarıya doğru oluyor. Özellikle kız çocuklarında üretra kısa olduğu için idrar yolu oraya giren bir enfeksiyonun idrar kesesine ulaşması daha çok rahat daha rahat oluyor. Peki sonra konuşacağız ama bunların tedavileri de birbirinden farklı oluyor mu? Yani altı ve üstü ayırmanın bize bir faydası tabii var mı? Tabii ki faydası oluyor. Tabii ki faydası oluyor. Şimdi yukarıdaki idrar yolu enfeksiyonunun büyük bir çoğunluğu idrar kesesinden yukarıya doğru bir kaçak olmasına bağlı. Yahut da o üretra üreter dediğimiz üreter dediğimiz kanalda, boruda herhangi bir darlık, bir tıkanıklık idrar akışını bozmasından dolayı hidronefroz ve enfeksiyon sıkar gelişmesine sebep oluyor. Sebep oluyor. Evet. Mehmet abi peki idrar yolu enfeksiyonu dediğim zaman neyden bahsediyoruz? Yani idrar yolu enfeksiyonu böyle kafamızda bir canlandırdığım zaman herhalde bunların içerisini örten bir tabakamız var. Üretra epitelyal mukoza dediğimiz bir şey. Burası enfeksiyonu enfekte oluyor ve genellikle de üretra dediğimiz yani tam çıkış deliğinden alıyoruz herhalde değil mi enfeksiyonu? Oradan alıyoruz. Yani şimdi daha ziyade en sık görülen idrar yolu enfeksiyonu sistit. Aşağıdan. Kadınlar çok söylerler işte sistitim var. Kadınlarda özellikle daha fazla. Olma sebebi de genellikle şuradan bahsetmek lazım. İdrar sterildir. Bunu İdrarda mikrop yoktur. Olmaması lazım. İdrar asidiktir. Yine şimdi idrar tertemiz. Eğer bol sıvıyı verip bol akışı sağlarsanız idrar yolu enfeksiyonu görülmez. Eğer bir anatomik bozukluk yoksa. Yani vücut normalde o akış hızıyla bütün idrar yolu olası enfeksiyonu da temizliyor tabii yani. Tabii ki. Yani o epitele yapışıp çoğalması lazım enfeksiyon ajanının. Yani en fazla görülen Escherichia coli dediğimiz bir mikrop o da gaytadan bulaşıyor çocuklara daha ziyade. Bu kolibasili denilen bu kolibasili herhalde, değil dediğimiz mi abi? Evet, kolibasili dediğimiz onun eğer yeterli sıvı almıyorsa çocuk veya yaşlı veya büyük ergen neyse yeterli sıvı almıyorsa yukarıdan bir basınç gelmeyeceği için akışkan bir olay olmayacağı için enfeksiyon amili yani o kolibasili epitele daha rahat yerleşebilecek. Yapışıyor. Yapıştıktan sonra orada ürüyor. Üredikten sonra enfeksiyonun belirtileri ortaya çıkıyor. Peki Mehmet abi şöyle sorayım. Tabii belirtilerden bahsedeceğiz ama bu çok sık görülüyor mu? Yani klinik pratikte çocuklarda siz bunu çok sık görüyor musunuz? Ortalaması nedir? Kaç yani insanda? Ortalama kız çocuklarına konuşacak olursak yılda 2-3 defa
kız çocuklarında hatta normal karşılıyoruz idrar yolu enfeksiyonunda az ya da sistit. Tabii daha başka bulgularla birlikte gördüğümüz zaman önemsiyoruz. Erkek çocuklarda birden daha fazla olduğu zaman korkuyoruz. Ödümüz patlıyor diyorum daha doğrusu tabiri caizse. Ya kızlar için biraz daha normalize edebiliriz ama erkeklerde biraz sıkıntı var. Erkeklerde kesinlikle. Mesela kız çocuklarında idrar yolu enfeksiyonunda bir 4-5 lokosite normal karşılayabiliyoruz. Eğer klinik bulgu yoksa, ateş yoksa, ağrı yoksa. Ama erkek çocukta 4-5 lokosit %100 idrar yolu enfeksiyonu diye kabul ederiz. Kabul ederiz, evet. Onu kabul ederiz. Klinik bulgu olmasa bile. Peki şöyle bir şey sorsam. Mesela aklımda kalan bir bilgiyi söyleyeyim. İşte %7.8 gibi bir oran var. Yani neredeyse 10 kişinin birinde bir enfeksiyon geçirme ihtimali tabii, olduğu söyleniyor. Tabii, bu tabii. Daha çok bayanlarda oluyor değil daha mi abi? Daha çok bayanlarda. Bayanlarda olmasının bir kez daha sebebini anlatabilir miyiz? Yani sebebi, evet. Silmenin bir ehemmiyeti var mı? Özellikle taharetlenme tabir ettiğimiz şeyin. Taharetlenmenin özellikle önemi var. Var değil mi? Önden arkaya doğru temizlik. Özellikle biz bunu kız çocuğu olan annelere söylüyoruz. Temizliği önden arkaya doğru. Yani gaytanın yani kakanın ön tarafa bulaşmaması. Bulaşmaması. Bulaşmamasını lazım. Sağlamak zorundayız. Hatta okul çağındaki çocuklar eğer söz dinleyebiliyorsa, onu anlatabiliyorsan, anlama kabiliyeti varsa okulda da bunu yapmasını söylemek zorundayız. Hadi su bulamadı, en azından peçeteyi, orada kullandığı peçeteyi önden arkaya doğru temizleyin. Kakanın kesinlikle bulaşmaması. Evet. Kolibasili zaten bizim floramızda var. Tabii öyle ki mi var. Mehmet abi? Tabii ki var. Özellikle zaten kıl kurdu toplumda çok fazla oranda olan bir parazit. Kaşıma neticesi kolibasilini ön tarafa çok rahat bulaştırabiliyorlar kız çocukları. İşte ailelerin en büyük şeyi hijyene çok dikkat etmeleri. Tuvalete girmeden önce ve girdikten sonra mutlak surette o ellerin yıkanması. Vajenden idrar kesesine olan mesafe çok kısa. O uretra çok kısa. Yani ajanın, o mikrobun vajenden girip o şöyle bir mesafeyi kat edebilmesi çok kolay. Çok kolay. Çok kolay. Erkeklerde ama bu çok erkek kolay. Erkek çocuklarda penisten ucundan alacaksınız ta idrar kesesine kadar o mikrop gidene kadar içerideki o penis içerisindeki sıvılar zaten onu tutar. Peki şeyi sorsam abi mesela çocuğun özellikle erkek çocuklarında sünnet olup olmamanın idrar yolu enfeksiyonuyla bir ilişkisi çok, var mı? Çok ilişkisi var. Yani 20-30 kez azaltıyor. Azaltıyor. Yeni doğan döneminde yapılan sünnet, yeni doğan döneminde yapılan sünnet idrar yolu enfeksiyonunu 20-30 kat azalttığı söyleniyor. O kadar büyük bir oran. Çünkü o sünnet kabuğunun altı enfeksiyon için bir numaralı yer. Onu aldığınız zaman enfeksiyon nereden girecek çocuğa? Onun için siz bir pediatri hekimi olarak yani işin ideolojik şeyinden bağımsız bunu öneriyorsunuz. Tabii, öyle değil mi abi? Kesinlikle öneriyorum. Dünya da bunu öneriyor. Dünya aslında. Da öneriyor ve şöyle söyleyeyim ben dedim ya şu anda Kozan'dan geldim. 3,5 senedir oradayım. 2 aylık, 3 aylık çocuklar muayeneye gelirlerdi. Muayene ettiğinde tamamı sünnetli. Orada sünnet çok hızlı bir şekilde yapılıyor. Karadeniz'de bu pek yok. Yani daha ziyade ileri yaşları bekliyorlar. Ha burada da yaptıranlar var. Yani doğar doğma sünnet yaptıranlar var. Ama oran derseniz oradaki kültür biraz daha ön plana almış bunu. Evet. Şimdi sünneti konuşurken aslında bir çocuk cerrahıyla belki bunu daha rahat konuşabilirdik ama siz de bu konuya evet. Çok hakim olduğunuz için bahsedelim. Kastrasyon anksiyetesi denilen bir şey var. Yani bu çocukların belli bir yaşı geçtikten sonra kesilme korkusu aslında o çocuklarda değil mi şeyi daha tabii, da öteliyor abi. Tabii. Ya bunu daha erken yapmanın her türlü faydası var. Çok faydası var. Ben en küçük torunumu da Avrasya'da yaptırmıştık. Yani bir aylık filandı yanlış hatırlamıyorsam. Keşke doğduğunda yaptıralım, yaptırsaydık dedi gelin. Gelinim de eczacı Ünye'de. Yani keşke doğduğunda yaptırsaydık baba. Niye bekledik? Bu çocuk bu işkenceyi çekti dedi. Dedik değil mi? Şimdi size bir şeyden bahsedeyim abi. Siz tabii muhtemelen sizin dönem arkadaşlarınızdan da olabilir. Bir gün internüz tıp fakültesinde 6. sınıfta pediatrik enfeksiyon stajı yapıyoruz. Çocuğun biri hepatit A ile geldi. Tabii hoca da böyle çok böyle kelli felli şey bir hoca. Ondan sonra işte çocuğun annesini çağırdı. Dedi ki sizin çocuğunuz dedi, çok affedersiniz dedi, pislik yemiş dedi.
Hocam dedi, nasıl söylersiniz bunu böyle bir şey? Evet dedi, sizin çocuğunuz pislik yemiş dedi. Okulda dedi. Sor bakalım dedi, bu çocuğun okulunda sabun var mı diye sordu. Çocuğa sorduk. Hayır hocam dedi, bizim sabunumuz yok dedi. Biz dedi tuvaletten sonra dedi ellerimizi yıkama konusunda sıkıntı yaşıyoruz falan dedi. Tabii bu yaklaşık ben işte tıp fakültesini 2003'te bitirdim. Yani 20 yıllık bir mevzu, öyle söyleyeyim. Biz o zaman bir şaşırmıştık hocanın böyle amiyane tabirle söylemesine, biraz şey yapmıştık. Ama sizden anlıyorum ki gerçekten bu iş fekal oral dediğimiz bir şeyle bulaşıyor. Tabii. Yani bu çocuklar bunu aslında bilerek ve isteyerek yapmıyorlar. Bu çocukların eğitim eksikliğinden kaynaklanıyor değil mi abi? Çocuğumuz ne kadar temiz olursa olsun, ne kadar temiz olursa olsun tuvalete giriyor. Çıktığında elinde yıkasa başka bir yıkamamış bir çocuk kapı koluna elini değmiştir. Bizim o temiz çocuğumuz da o kapı kolunu tutup çekiyor. Hı hı. O az önce yıkadığı temizlik gitti. Yani günlük pratikte çok bir yansıması olmuyor yani, gibi görünse de. Olmayabiliyor diyeyim yani. Ama en azından yine de o elini yıkamamış olana göre o yıkamış olan daha avantajlı, daha hastalığa karşı daha uzak, daha tedbirli. Peki abi 1988 yılında pediatri uzmanı oldunuz. Evet. Oltu'ya gittiniz. Şöyle bir baktığınızda yani son 20 yılda çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarında bir artış veya azalış var mı? Yani böyle klinik pratikte ne görüyorsunuz? Yani şimdiki toplum daha hassas, daha bilgili, daha temiz. Hı-hı. Yani ama beslenmeden mi, çevre şartlarımızı düzeltemediğimizden mi, hijyene yeterince hijyen eğitimini veremediğimizden mi? Yani pek bir azalma görmedim. Görmedim. İdrar yolu enfeksiyonu yine idrar yolu enfeksiyonu olarak aynı şekilde, aynı hızlıkla devam ediyor. Devam ediyor. Bunu sormamdaki gayeyi söyleyeyim. Biliyorsunuz biz çocukluk çağından itibaren belki alafranga tuvaletlere çok alışkın olan bir çocuk grubu değildik. Ama son dönemde kendi çocuklarımızdan da görüyoruz. Alafranga tuvalet kullanımı neredeyse artık %100'e yaklaştı. Şimdi bu çocukların yetişme tarzları böyle oldu. Bu çocuklar acaba bunu mu yanlış kullanıyorlar? Nerede bir sıkıntı var? Sizin fikriniz nedir bunda? Şimdi ben o bağlantı konusunda tam net bir yorum yapamayacağım. Ama şunu söyleyebilirim. Hastalık nüfus artışına mı bağlı bilemiyorum. Hasta sayısı çok anormal arttı. Hı hı. Mesela ben Ünye Devlet Hastanesi'nde 91'de başladım. 2006'da emekli oldum. Hı hı. Yani yaklaşık bir 15 sene. Evet. 15 sene. 2006'nın sonu olunca 16 sene. Hı hı. Biz orada 4 ekimdik. Birimiz icap tutardık. Yani boşta olurduk. 3 tane, birisi başka bir yere bakardı. 2 polikliniğimiz vardı. 2 poliklinikte toplam yani günde 25 hasta ben bakardım. 30 hasta o bakardı veya tersi olurdu şeklinde. Hı hı. Ama şu anda İdil Ünye Devlet Hastanesi'nin çocuk polikliniğinin kapısına 6 tane doktor var. Herhalde 100-150 hasta bakıyorlar. Biraz da hastaneler ulaşım kolaylığı da arttı herhalde. Öyle değil mi Mehmet abi? Onun da etkisi doktor, var. Doktor yoktu. Şimdi doktor çoğaldı. Yani artık hastalık mı çok arttı? Hastalık hastası mı çok arttı? Bunu yargıda etmek lazım. Artık yani ona bir yorum yapamıyorum. Evet. En son nedenlerine geldik. Yani dedik ki idrar yolu enfeksiyonu şudur. Şimdi gelelim nedenlerine. Bir insanda neden idrar yolu enfeksiyonu oluşur? Hadi o üretrayı anladık. Dedik ki kısa oluyor. Başka bir sebebi var mı Mehmet abi bunun? Yani mesela biraz önce akışı engelleyen darlıktan bahsettiniz. Geri kaçışlar, bu gibi şeyler oluyor mu? Veya taş, bunlar bir sebep midir abi? Bizim normalde böbrekte iki tane hortumla aşağı inen idrar kesede belli bir akış hızıyla üretraya gelip idrar olarak bunu atarız. Hı hı. Normal işleme bu. Ama bazen idrar kesesine gelen idrar yukarıdaki sfinkterde bir bozukluk olduğu için orada bir kapak var. Hı hı. Yani giren sıvı aşağı giren sıvı tekrar yukarı çıkamaz. Yukarı gidemiyor. Normali bu. Hı hı. Ama bazen bu sfinkterde bozukluk olduğundan dolayı açıklık ve idrarda bekleten kişilerde daha fazla yukarı doğru kaçak meydana geliyor. Hı hı. Bu veziko üreter reflü dediğimiz, vur dediğimiz kısacası bir tablo. Hı hı. Bir başka tablo yukarıda o inen kanallarda bir darlık,
meydana geliyor. Hı-hı. Yukarıdan böbrek zorluyor o idrarı indirmek için. İdrar aşağı doğru geçme hızı ne kadar zorlaşırsa böbrek kendisini büyütüyor. Hı-hı. Böbrekte bozulmalar meydana geliyor. Bozuk bir organda her zaman için enfeksiyon ihtimali daha yüksektir. Yani sağlam bir böbreğe atıyorum, 10 tane mikrop gitse hiçbir şey yapamıyorsa, o bozuk, şişmiş böbreğe 2 tane mikrop gitse, ajan gitse enfeksiyon meydana geliyor. Pielonefrit dediğimiz tablo meydana geliyor. Ağır tablomuz o zaten. Hı hı. Yani idrar yolu enfeksiyonu daha ziyade neden önemli? Neden evet. önemli? Bir kere sık görülebilme potansiyeline sahip. Her idrar yolu enfeksiyonlarının erkek ve çocuklarda %30'unda, 40'ında yaklaşık bu vur dediğimiz idrar kaçağı var yukarı doğru. İdrar kesesinde yukarı doğru kaçak var. %30'unda, 40'ında. O zaman bunu takip edilip onun tedavi edilmesi lazım. Onun tedavi, önlenmesi lazım o üreter reflüsünün. Önlenmedi. Ne olur? Sonuç nereye gider? Dikkat etmedik. Akut pielonefrite gider. Hı-hı. Akut pielonefrit çok yüksek ateşte seyreden, şiddetli ağrıyla seyreden, kusmayla seyreden, halsizlik, kendinden geçmeyle seyreden çok ağır bir tablo. Bunu tedavi ettik veya edemedik, yarım ettik, tam olmadı. Bu sefer kronik pielonefrit tablosu ortaya çıkar. Kronik pielonefrit tablosu ortaya çıktıktan sonra ileri bu şekilde olan hastalar ileri yaşlara hipertansiyon, proteinürü, böbrek yetmezliğine girme ihtimaller var. Bunun için takip önemli. Çocukluk çağında bu gibi şeyleri önemseyeceğiz yani. Tabii ki önemse. Mutlak Hı-hı. surette önemli. Hı-hı. Şimdi yine sorularınızın arasında belki vardır, belki yoktur ama ben ona bilgi vereyim. Her idrar yolu enfeksiyonundaki bulgular da aynı değil. Çocuğun evet, yaşına göre, geldik, yaşına abi? Göre, evet, evet, yaşına göre farklılık gösteriyor. Bir bahsedelim mi abi böyle bir yeni doğan diyelim, ondan tabii, sonra tabii. süt çocukluğu diyelim. Onlardan, oyun çocukluğunda onlardan neler bahsedeyim. Oluyor? Biraz kısacası, öncelikle şunu bilmek gerekiyor. Prematüre doğanlarda normal doğanlara göre idrar yolu enfeksiyonu 3 kat daha fazla. Hı hı. Prematüre annesinden erken doğmuş. Onun yanında yeni doğan ve ilk 3 aylık o süt dönemi. Süt döneminde idrar yolu enfeksiyonunu, yani çocuğa baktığınız zaman idrar yolu enfeksiyonu demezsiniz. Yüksek ateş. Anlayamazsınız. Veya hiç ateş. Hı hı. Veya hiç ateş. Bakın ne kadar değişik tablo. Hı hı. Onun yanında bitkinlik, huzursuzluk, ajitasyon, kusma. Sarılık, hı hı. kusma, dehidratasyon, yani kendinden geçme. Hı hı. Bu tablolarla ortaya çıkar. Bunu ancak düşünüp gerekli tetkikleri yaptığınızda idrar yolu enfeksiyonuymuş bu diyebilirsiniz. Yoksa şu klinik bulgusuna göre bu çocukta idrar yolu enfeksiyonu deme şansınız yok. Yok. Kilo almama. Mesela 3 aylık olmuş çocuk. Olması gereken 5-900 işte 6-6,5 olması lazım. Çocuğa bakıyorsunuz 3,5 kilo. Bilemediniz 4 kilo. Yani beslenmesini araştırıyorsunuz. Herhangi bir enfeksiyon mu var araştırıyorsunuz. Pat diye idrar yolu enfeksiyonu çıkıyor ortaya. Hı hı. Onun dışında mesela okul öncesi çağı. Hı hı. Okul öncesi çağı çocuk konuşabildiğinden dolayı belirti. Sana söyler. En azından idrar yanmasını söyler. Sık idrara çıkma. İdrarı kokuludur. İdrar daha koyu renklidir. Hı hı. Onun yanında ateş vardır. İshal olabiliyor. Ve ayrı zamanda kabız olabiliyor. Bakın, hem ishal yapabiliyor hem kabız yapabiliyor. Daha büyüklerde, erişkinlerde kabızlık ön planda. İdrar yolu enfeksiyonlarında kabızlık ön plandadır. 10 gün, 15 gün o idrar yolu enfeksiyonuyla birlikte kabız olur kişi. Hı hı. O kadar kardeşçidir. Spektrum çok geniş değil mi abi? Yani çok geniş. Şuradan buraya kadar böyle evet. değişik bir skala var. Yani şununla ben idrar tahlili sadece konuşan çocuk, okul öncesi ve okul dönemindeki çocuk, idrar yapamıyorum der. Daha önce idrar kaçırmayan çocuk idrar kaçırmaya başlar. İdrarı kokmayan çocuk idrar kokmaya başlar. Yani mesela pişik. Hı hı. İyileşmeyen pişikler vardır idrar yolu enfeksiyonu olan çocuklarda. Ona da dikkat etmek lazım. Yani her pişik normal dışarıdaki bezden ya da kakadan olan pişik değildir. İdrar yolu enfeksiyonundan dolayı o görüşten tedavi edilemeyen pişikler var. Çünkü hı hı. sen versen deriyi düzeltmeye kalksan devamlı onu pişik yapan etken yukarıdan beri geliyor. Geliyor.
Peki abi böyle şimdi belirtiler çok geniş olunca herhalde tanıyı koymak da zor oluyor değil tabii mi? Ki. Yani önce düşünmek lazım. Düşünmek gerekiyor. Kadarıyla. Yani her ateşi çocukta idrar tahlili en azından küçücük bir idrar tahlili sana yol gösterir. Gösterir. Küçücük bir idrar tahlili. Peki tanıyı nasıl koyuyoruz? Mesela tanıyı, böyle bir çocuk öncelikle, geldi size. Öncelikle başka sistem muayenelerini yaptıktan sonra baktık bir şey bulamadık. Bir üst solun baktık yok, kulak yok, züt yok, bir bağırsak enfeksiyonu düşünmedik. O zaman böbrekleri bir kontrol edelim. Nedir mesela böbrekleri kontrol etmenin en güzel yolu? Bir tam idrar. Tam idrarda işte lökosit sayısı. Lökositin yoğun olduğunda da piyürü dediğimiz tablo ortaya çıkıyor. Onun yanında eritrosit karışabilir tablo olarak. Ve şüphelenince peşinden bir kültür. Kültür almamız gerekir. Çünkü kültür kesin tanıyı koruyor. Altın standart odur değil mi abi? Altın standart, evet. Kültür. Onun hatta onun alma şekli bile var. Yani normal idrarı al, al bundan kültür yapma değil. Akışın tam ortasından almayı hüneri var. Peki aile bunu nasıl ayarlayacak veya siz bunu nasıl ayarlıyorsunuz? Yani abi? Bu orta akım idrarı dediğim orta şey. Orta akım idrarını artık aileyle bir araya gelerek onu iyice anlatmanız gerekir. Yani aileler artık daha bilgili, daha kültürlü. Aileler şu anda bu internetten dolayı emin olun her hastalığı araştırarak geliyorlar. Yani bana ne dedi? Çocuğumda dedi, Wheezing var hocam dedi. Oo, muazzam bir Kozan'da Wheezing var dedi. Pardon dedim, ne iş yapıyorsunuz dedim. Ben hemşire falan zannettim. Hemşiredir, eczacıdır. Çalışmıyorum dedi, ben köydeyim dedi. Nereden biliyorsun Wheezing'i dedim. Ya ıslık sesi gibi değil mi dedi. Kulağımı dayadım dedi. Ötüyor dedi. İyi tamam da dedim ya. Wheezing olduğunu nereden biliyorsun? Onun ismini ben zor öğrendim. İnternet var hocam dedi. Doğru. Yani dolayısıyla idrar akımı bizim için önemli anlamda. Önemli. İdrar akımı önemli. Onun yanında işte kaçak. Ultrason. Önce ultrasona da girelim. Ultrason da çünkü... Yani ultrason artık eskisi kadar zor ulaşılan bir yöntem ulaşılan değil. Ulaşılan bir yöntem değil. Böbrek yetmezliğine gitmeden önce oradaki darlıkları gösteriyor bize. İdrar kesesinin içerisindeki, kese içerisinde duvarın kalınlaştığı, yani enfeksiyon olup olmadığını gösteriyor. Onun yanında yukarıdaki darlığı gösteriyor. Yani bayağı faydalı bir şey. Onun yetmediği yerde daha ileri ilaç vererek, ilaçlı madde sistemi vererek yukarı vurun. Veziko üretere reflünün olup olmadığını veya varsa ne kadar ciddi olduğunu ortaya koyan. Bir de bilgisayarlı tomografi var tabii en son olarak. O da günümüzün bizim için mükemmel faydası olan bir tanı yöntemi. Sintigrafi falan başka şeyler de vardı. Tabii vardı. İleri eskiden kullanılan yöntemler vardı değil i̇leri, mi abi? İleri konu bunlar yani. Peki ultrasonu her hastada istiyor musunuz Mehmet abi? Şöyle yoksa ultrasonu hastada, istemenin bir kaidesi var mı? Şöyle her hastada istiyoruz. Aslında istenmesi gereken olay enfeksiyon sırasında değil. 1-2 hafta geçtikten sonra istemek daha doğru. Ama bazı görüşler her hastada iste diyor. Hatta bazı görüşler hiç enfeksiyon yokken iste. Ne var çocuğu? İçeride bir darlık varsa, içeride bir anomali varsa bunu görmekte ne zarar olur? Ona göre tedbirimizi alırız. 3 ayda bir idrar tahlili yaptır deriz hastaya. Yani her hastaya da çünkü herhangi bir vücuda zararı yok ultrasonun. Herhangi bir şuası yok. Herhangi bir çocuğu irite edecek bir girişimsel bir olay değil. Yapması kolay. Yani yapılmasında fayda var. Var. Peki Mehmet abi şöyle sorayım. Şimdi idrar kültüründen bahsettik ya. Şimdi idrar kültürü bildiğim kadarıyla uzun sürede çıkıyor. Böyle hemen çıkmıyor. Siz bu tam idrar tetkiki dediğimiz şeyle medikal tedaviye başlıyor musunuz? Tabii, yoksa hemen başlıyoruz. İdrar kültürünü istemenizdeki gaye yok, ne orada? Yok. Şimdi ateş var çocuğun. Değil mi? İdrar yaparken ağrısı var. Bir an önce tedaviye başlıyoruz. Yani bu yılların tecrübesiyle hangi ilacın hangi enfeksiyonda kullandığı olayımızı da bildiğimiz için bazı ilaçlara başlıyoruz. Ama 3 gün sonra ya da 2 gün sonra kültür sonucu geldiğinde eğer bizim kullandığımız hassassa
onunla devam ediyoruz ve tabii sonuç alıyorsak. Hı hı. Ateş düşmüş, çocuk rahat, idrar kaçırmayı bırakmış, ağrısı yok. Hı hı. O zaman niye ben başka ilaç değiştireyim? Evet. Uygun da çıkmışsa. Ama uygun çıkmamış, klinik olarak sonuç da alamamışsam, hı hı. Tabloyu eğer ateş de yükselmiş, hastanın genel durumu da iyi değil, o zaman yatırarak... Evet. Bunu tedavi. Çok sormak istiyordum aslında. Niye? Çünkü idrar yolu enfeksiyonu aslında böyle basit bir şey gibi görünse de bazen piyelonefrit tablosu oluşturduğundan dolayı tabii. Dediğiniz gibi böyle yatmak gerekebiliyor. Tabii. Hangi hastayı neye göre yatırıyorsunuz? Yani en azından bir dehidratasyonu vardır. Hı-hı. Hasta sürekli kusuyordur. Hı-hı. Düşmeyen inatçı ateşi vardır. Düşmeyen inatçı ateşi 3 gün geçmiş ağızdan vermişiz herhangi bir ilaç veya intramüsküler olarak vermişiz. Ama bana mısın dememiş tedavi olarak. Hı. Bir yandan sıvı kaybı var. Bir an önce tedavi edeceğim ki ben böbreği kurtaracağım. Hı. Yukarıda böbreğe gitmesin. Eğer piyelonefrit olmadıysa. Evet. Yukarı gitmişse zaten en az 7 ile 14 gün tedavi isteyen bir tablo. Ve yatarak gerekiyor tabii, değil mi abi? Tabii. Peki abi şimdi tedaviye de girdik artık. Yani tedavide neler kullanıyorsunuz? Yani antibiyotik olduğu kesinleşti. Evet, evet. Antibiyotik günlük pratikte böyle herkesin ulaşabileceği antibiyotikler mi? Yoksa böyle zor antibiyotikler mi? Yok, zor derken zor değil. Böyle... Ağızdan verilen ağızdan. Antibiyotikler zor değil. Hı-hı. Onlar her hastanın ulaşabileceği şeyler. Hı-hı. Ancak yattığı zaman kültür alacağımız için hı-hı. kültürün sonucuna göre özel antibiyotik veriyoruz. Hı-hı. Genellikle bunlar sefalosporin birinci tercihimiz oluyor. Hı hı. Geniş spektrumlu olduğu için. Ama tabii kültürde eğer ona direnç varsa direnç olmayan başka bir antibiyotiği kullanabiliyoruz. Evet. Şimdi antibiyotiği derken ben şöyle hatırlıyorum. Tıp fakültesi döneminde özellikle bir çocuk idrar yolu enfeksiyonu geçirdiyse veya tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu geçirdiyse uzun dönemli böyle antibiyotik tedavileri vardı. Siz o dönemleri çok daha iyi bilirsiniz. Şimdi önce tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu nedir bir onu sorayım size. Arkasından da bu tedavi yöntemi kaldı mı kalmadı mı ondan bahsedelim isterseniz. Şimdi tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu idrar yolu oldu, tedavi ettik. Hı-hı. Ama 2 hafta sonra tekrar ortaya hı-hı. çıktı. Hı-hı. Bu tekrarlayan hı-hı. yahut da 6 ay boyunca 3. idrar yolu enfeksiyonunu geçirdi. Bu tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu. Hı-hı. Onun dışında o tedavi hala mevcut. 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 Hı-hı. Onu 3 gün, haftada 3 gün tedavi ağızdan genellikle baktrim de kullanabiliyorlar. Hı-hı. Amoksilin dediğimiz antibiyotiği de kullanıyorlar. Hı-hı. Yani birisi onu tercih ediyor, birisi onu tercih ediyor ama şu anda ilaçlara karşı da müthiş bir direnç gelişti. Direnç var değil mi abi? Yani kötü tarafı da bu. Hı-hı. Yani bunu korumaya alıyorlar ama yani idrar yolu enfeksiyonunda gerçekten önlüyor o koruma tedavisiyle. Hı-hı. Ama o kişilerde ona karşı... Direnç gelişiyor değil mi? Çok ciddi dirençler gelişti. Peki aile böyle bir şeyi kendince düşündü. Hani artık internet doktorluğu tabir edilen bir şey var ya Mehmet evet. abi. Kendileri idrar yolu enfeksiyonu teşhisinde koydular. Sizin söylediklerinizde işte Mehmet hocam gelmiş işte Mehmet hocam güzelce anlattı. Biz düşündük idrar yolu enfeksiyonu dedik. Kendileri antibiyotik başladılar. Bu sağlıklı bir yaklaşım olur mu veya işte şimdi, birine sordular başladılar. Antibiyotik biz çocuk hekimleri dahili hekimlerinden farklıyız. Hı hı. Mesela dahili hekimi lafın gelişi 80 kiloluk bir kişiye bir forsefe alır, menenjit de diyelim, lafın gelişi, pneumonide sabah akşam 1 gram yapar. Hı hı. Biz yerine göre 5 gram yaparız. Çünkü hı. biz kiloya göre veriyoruz. Hı hı. Yani rastgele antibiyotik, al şunu 3 defa bir ölçek ver şeklinde bir tedavimiz yok. 4 sefer 1. Bazen 4 sefer 2 ölçek veriyorsun. Hı hı. 3 sefer 1,5 ölçek veriyorsun. Veya 1,5 enjeksiyon yaptırıyorsun. Yani bu çocuğun kilosuna göre ilaçlarımızı ayarladığımız bir, için... O iki endikasyona göre tabii öyle değil ki, mi abi? Tabii ki endikasyona göre. Hı-hı. Yani bir menenjit ciddi bir enfeksiyondur lafın gelişi. Ona bir ilaç ismi vermeyeyim. İlacı 100 miligram kilogramdan veriyorum. Hı-hı. Ama
başka bir çocukta pnömoni oluyor. Bunu 50 miligramdan veriyorum. Yani hastanın ciddiyetine göre biz antibiyotik kullanıyoruz. Yani ailelerin bu konuları bir hekime danışmadan yapmaları yanlış, aslında yanlış, çok büyük bir yanlışlardan yanlış, biri çok değil yanlış. Mi? Çünkü doz ayarlamasını bilemezsiniz. Bir o, ikincisi de direnç, öyle değil mi Mehmet abi? Yani evet. Eskisinden böyle işte standart antibiyotikler vardı. İşte biz hasta olduğumuzda hemen bize derlerdi ki ya sen şunu iç rahatlarsın. Ama aslında belki bu viral enfeksiyonu antibiyotik almadan da geçecekti. Tabii. Onun için zaten her hastaya biz hemogram CRP istiyoruz. Gelen hastaya, ateşli hastaya. Hı-hı. Yani bakteriyel mi, viral mi, onu bile ayırt etmekte zorlanıyoruz. Hı-hı. Yani viral veya bakteriyel, sadece CRP. Tamam, CRP 10 çıktı. Ortada kaldın. Hı-hı. Tamam, VBC yüksek değil, aşağı seviyelerde. Nötrofil düşmüş. Bunu bakteriyel mi kabul edelim? Misal. Bir de yani siz bu yorumu yapabilmek için tıp fakültesi okudunuz 6 yıl. Üzerine 5 yıl uzmanlık yaptınız ki yani, işte Mehmet Soydan olarak bu yorumu evet, yapabiliyorsunuz. Evet. Yani Google'a işte ufacık bir şey yazmakla, öyle değil mi Mehmet abi? Yani ben onu hakikaten böyle söylüyorum. Ben onu başka şekilde söyleyeceğim sizi dinledikten sonra. Öyle mi? Yani ben diyorum ki ya bakın mesela işte birisi motor tamircisi oluyor. Ben diyorum ki işte manifolddan şu arıza geliyorsa, şunu yapılırsa şöyle olur dediğimde ne dersiniz diyorum. Hoca sen anlamazsın bu işten dersiniz, değil mi diyorum. Evet. O zaman diyorum evlat gibi veya can gibi bu kadar değerli bir varlık için kendi şeyinizde çok yorum yapmayın diyorum açıkçası. Buradan da bunu bir sosyal mesaj olarak verelim, evet, öyle değil mi Mehmet abi? Şimdi ben kalkıp da Doktor Mehmet Soydan olarak Kur'an'ın herhangi bir ayetini alıp tefsir etmeme benzer. Evet. Ya tefsir et, tamam okuduğunu anlıyorsun belki ama teşbihat olmasın. O nereden, ne zaman indi? Niçin indi? Hangi sebepten dolayı indi? Yani bunun yorumunu bilmiyorum ben. Bilmeden benim kalkıp da bir ayet tefsir etmem, açıklamam ne kadar doğruysa o kişilerin de doktorluk yapması o kadar yanlış. Evet, burada özellikle hassasiyet çocuklar olduğu hassas için hassas olmak gerekiyor. Dikkat etmek lazım. Peki Mehmet abi, şimdi idrar yolu enfeksiyonu dedik. Birçok şeyle karışıyor. İşte çocuk kusuyor, gastroenterit olabilir. Efendim ateşi var, akciğer yolu enfeksiyonu olabilir. Evet. Ayrıcı tanılarda böyle neler düşünüyorsunuz idrar yolu enfeksiyonu olanlardan? Öncelikle bir apandisitte ayıracaksın. Öncelikle bir apandisit. Çünkü ikisi de sağ tarafta ağrı. Hı hı. Sağ tarafta ise şayet böbrek ya da üretra, üreter. Orada ikisi de hassasiyet vereceği için elini sürdüğünde tamam bazı şeyleri vardır. Onu bulabilmenin yolu bıraktığında ağrı olması vesaire ama ikisi de aynı bulguyu verir. Hı hı. Burada ultrason ve idrar yolu bize bir yol gösterir. Evet. Apandiste de idrarda lokos çıkabilir. Çıkabilir. Evet. O da çıkabilir. O da idrar yoluyla karıştırabilirsin. Ama hı, orada ultrason bize daha net olarak onu ortaya koyuyor. Hı hı. Her türlü karın içi yangısında, yani apse olabilir, gastroenterit olabilir. Gastroenterit olabilir. Gastroenterit henüz ishal yapmamışken ortaya çıkarsa. Çıkarsa, evet. Önce kusmayla başlar gastroenterit genellikle. Evet. Şimdi kusma var, ateş var, karın ağrısı var. Evet. Şimdi bunu tabii ki bir idrar yoluyla rahatlıkla tanısını koyabilirsin. Hı hı. Yani karın ağrısı yapan o kadar çok sebep var ki. Mesela evet, Yanoşenayn dediğimiz bizim sadece ciltte kanamalarla seyreden, çatlamalarla o seyreden bir tablo. Evet, ama yani şiddetli karın ağrısı her yapar. Her şeyle karışabilir yani değil mi? Karışabilir. Bu karın içerisinde olan her türlü ağrı yapan sebeplerle idrar yolu karışabilir. Peki Mehmet abi, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Şöyle de bir soru sorayım. Tedavi edilmese, biraz önce dedik ya, idrar yolu enfeksiyonu tedavi edilmedi. Evet. Bizim böyle sıkıntılı sebeplere ya da olaylara yol açabilir mi? Neler çok, yapar? Çok ciddi sebeplere yol açar. Hı-hı. Özellikle kronik pielonefrit dediniz, tablosunu ortaya çıkarabilir ki o ileride böbrek yetmezliğine. Diyaliz merkezlerindeki insanlar boşa çıkmadılar. Hı hı. Böbrek yetmezliğine yol açabilir. Proteinüri, yani protein kaçağı. Sık idrar yolu enfeksiyonunun tekrarı. Hı hı. Hipertansiyon, bunların hepsinin sebebi olur. Yani böbrek mutlaka korunması gereken bir organdır. Evet, İyi takip edilmesi. İdrarda steril olduğuna göre onu asla böyle mikrop kaptırmayacağız. Tabii, yani vücudun asal organlarından birisi. Evet.
Evet. Ha, vücutta hangi organ asal değil, o da ayrı mesele. Evet. Ama biz şu an idrar yolu enfeksiyonu yani, konuştuğumuz için yani, değil mi? Böbrek oradaki başaktır. Onu korumak zorundayız. Akan su pislik tutmaz, akmayan su pislik o tutar kadar. Değil mi Mehmet abi? O kadar. Böyle bir o mottomuzu kadar. Da söyleyelim. Ailelere en çok önemli üzerinde duracağımız husus hijyeni bir kere öğretmek zorunda çocuğuna. Evet. Bunda eğitimcilerin de bunu söylemesi lazım. Eğitimcilerin de söylemesi lazım. Küçük bebekler için özellikle kız çocuklarında önden arkaya temizliği yapması lazım. Bezi çok kakalı ya da idrarlı bekletmemesi lazım. Okula giden çocuklarda günlük iç çamaşırı değiştirmek gerekir. Alt tarafı sabunla yıkamamak gerekiyor. Çünkü idrar malum o zemin asidik. Evet. Sabun alkali. Yani alkali ortam sağlayıp enfeksiyonun orada yerleşmesine, enfeksiyon aminin yerleşmesine sebep olur. Artı mantar gelişmine de sebep olur. Her şey. Her şey. Onun yanında çok su içme olayı. İdrarı geldiği zaman hemen idrara gitmesine. Tutmasın. Tutmayacak. Kesinlikle tutmayacak. Bu konuda küçücük çok hoşuma giden bir şey var. Çocukluğumdan beri çok severek dinlerim ve etrafıma da tavsiye ederim. Lokman Hekim'in oğlu bir gün pazar yerinden atıyla giderken birden bir demircinin dükkanının önünde iniyor ve demirci dükkanının içerisine giriyor, ortalığa idrarını yapıyor. Bakıyorlar, koskoca Lokman Hekim'in oğlu bu. Yani o Lokman Hekim peygamber kültürü vermiş olması lazım, nasıl böyle yapar diye şikayet ediyorlar. Çağırıyor oğlum, oğlum ne yaptın böyle böyle. Kızıyor. Çok yanlış iş yaptın diyor. Baba diyor sen söylemedin mi diyor. İdrarın nerede geldiyse tutma orada yap. Oğlum attan niye indin diyor. Evet güzel. Yani idrar yapılmasının önemini bu kadar güzel anlatan bir hikaye bu. Evet değil mi? Yani ailelere de bu artık bir şey olsun. Yani bugünün attan bir mesajı niye olsun. İndim ben ona kızıyorum dedi. Yoksa yaptığına bir şey demiyorum. Yaptığına bir şey demiyorum diyor. Evet. Mehmet abi çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. İnşallah başka programda tekrar birlikte oluruz. İnşallah. Çok sağ olun. Efendim bu akşamı da bitiriyoruz. İnşallah bir dahaki hafta görüşmek dileğiyle. Herkese iyi akşamlar. Herkes için sağlık diliyorum. İyi akşamlar. Teşekkürler. Özel Ordu Medikal Park Hastanesi, herkes için sağlık programını sundu.